Evet sevgili dostlar, sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Bu videomuzu 26 Mayıs tarihinde ben size hazırlıyorum ama inşallah 26 Mayıs'ta izlettirebilirim. Ee, peşin peşin söyleyeyim arkadaşlar, direkt artık transfer dönemindeyiz. Yani 15 Mayıs'tan sonra net olarak transfer döneminde olduğumuz için bundan sonra transfer videolarına daha dikkatli bakın. İyi izleyin, iyi dinleyin. Benden size dost tavsiyesi. Şimdi transfer döneminde şöyle bir duyum var, durum var arkadaşlar. Mesela beni kötülemeye çalışan arkadaşlar hep bir şey yaparlar. İşte milletin duyumunu alıyor, kendi duyumu diye paylaşıyor. Merak etmeyin. beni zamanla tanıdığınız zaman anlayacaksınız. Ahmet'in duyumuna, Ahmet Mehmet'in duyumuna, Mehmet derim. Fakat bazı duyumlarda isim belirtmem. Nedir o duyumlar? Adamın verdiği duyum benimkinin tam tersidir. Şimdi ben desem ki ya adam böyle dedi ama hodri meydan. Burada hem yarış olmuş olur hem adamı kötülemek olmuş olur. Hem insanların gözünde alçatmak olmuş olur. Bunlara dikkat ederek, Allah'tan korkarak veririm. Bilginiz olsun. Mesela Yağız Sabuncuoğlu'yla başlayalım. Jorge Jesus Fenerbahçe'de kalmak istiyor ama yönetim Jesus'la devam etme konusuna sıcak bakmıyor demiş. Şimdi normalde burada isim belirtmeyecektim ama meşhur bir duyumcu olduğu için mecbur söyleyeyim dedim. Bu iş tam böyle değil. Önce bu iş tam böyle değil. Yani Jesus devam etmek istiyor ama yönetim sıcak bakmıyor. Kesinlikle bu iş tam böyle değil. Nasıl peki hocam? Anlat bakalım. Arkadaşlar bakın. Türkiye şampiyonluğu ihtimali binde bir de olsa var mı? Ya yani binde bir bile olsa var mı böyle bir ihtimal? Var hocam. Yani Galatasaray'a gelecek Ankara gücünden 5 tane yiyecek. Fenerbahçe Galatasaray ve Antalyaspor'u Antalya Sporu yenecek. Al sana şampiyonluk. Bir. İki. Türkiye Kupası. Ya Türkiye Kupası'nı kazanma ihtimali var. Kaybetme ihtimali var. Ligi şam, ligde şampiyon olup Türkiye Kupası'nı kaybetme ihtimali var Fenerbahçe'nin. Var mı böyle bir ihtimal? Var. Matematiksel olarak diyorum. Var. Var mı böyle bir ihtimal? Var arkadaşlar. E şimdi siz bana söyleyin, hangi kurala göre devam edecek? Galatasaray'ı yendim, Galatasaray Ankara Gücü'ne yenildi, Antalya'yı yendin. şampiyonsun. Gittin Maçakşehir'i tokatladın şampiyonsun. Hadi yönetim maliye koç devam etmek istiyor, istemiyor deyin. Diyemezsiniz. Finalde ne olur? Hani şu an bence hiçbir şey belli değil. Bir de bakın arkadaşlar, maçlarımız ne zaman? 30 Mayıs, 4 Haziran, 11 Haziran. 11 Haziran'a kadar bence Jesus kalıyorum dese de yalan söyler. Ali Koç gönderiyorum dese de yalan söyler. Bence bekleyin. Şimdi şunu da söyleyeyim. Jesus takımda kalırsa birçok oyuncu takımdan ayrılabilir ee, duyumu veriyorlar ama zaten biz bunu çok ama çok uzun zamandır konuşuyoruz. Mesela Altay Bayındır, Mert Hakan Yandaş demiş. Zayt, Serdar Aziz gibi isimlerin takımda kalma ihtimali azalır demiş Yağız Bey. Eee, sadece bunlar mı? Sadece bunlar değil arkadaşlar. Bakın Arda Güler 1, Emre Mor 2, Zayt 3, Crespo 4. Hani sezon devam ederken biz bunları hep söyledik. Eğer Jesus devam edecekse bunlar gitmek istiyor diye de belirttik. Yani kesinlikle ve kesinlikle gitmek istiyorlar. Ha, Arda Güler konusuna ayrı bir parantez açacağım. Arda'yı sonra konuşacağım ama ee, burada durum bu. Şimdi Yağız Bey arkasına da eklemiş. Eğer diyor Jesus giderse Fenerbahçe Montella'ya görüştü. Eğer Jesus giderse adaylardan biri bu. Bakın Montella ile görüştü. Çok enteresan bir e, iddia. Çok enteresan bir iddia. Sözleşmesi devam eden bir e, teknik direktörle görüşmek. Hele hele lig devam ediyorken görüşmek. Tamam Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'la işi yok. Adana Demirspor iki ma yani maçını kaybetse de üçüncü, hepsini kazansa da şey dördüncü, hepsini kazansa da dördüncü, kaybetse de dördüncü bitmiş artık. Adana Demirspor'la işi mi yok Fenerbahçe'nin? Teknik direktörün sözleşmesini bilmiyorum. Bitiyor mu bitmiyor mu? Ama bu iddiaya bence düşünmek lazım. Onu söyleyeyim. Andre Rizek demiş ki Carlo Ancelotti Brezilya milli takım teknik direktörlüğü görevini kabul etmezse eğer Jorge Jesus'un göreve getirileceğini düşünüyorum demiş. Sesli düşüneyim mi? Sesli düşüneyim. İçimden geçirdiğimi dışımdan söyleyeyim. Ya Jesus efendi. ilk devam ediyorken sen Fenerbahçe'yi defalarca satmaya çalıştın. Yok Flamengo'ya gitmek istiyorum. Yok bilmem kaynanamı özledim. Yok salça bidonlarını istiyorum. Yok bilmem pekmez yapacağız falan filan. Yok Brezilya milli takımından gelirse kabul ederim falan filan. Herkese gülücükler saçtın. Odaklanman gereken Fenerbahçe'ye odaklanmak yerine hep başka yerlere kafayı koydun. Şimdi de bak bakalım Jesus Efendi kim seni istiyor, kim seni beğeniyor, kim seni çağırıyor. Hiç kimse çağırmıyor. Şu kardeşiniz ne dedi size sezon devam ederken? Bu herife hiç kimseden teklif yok. Şubat ayından beri bas bas bağırdım. Ne Brezilya'dan ne Flamengo'dan hiçbirinden teklifi yok dedim ya. Bizim basın uyduruyor. Cesus'un da hoşuna gidiyor. İnanmayın bunlar palavra dedim. Gel de anlat hadi. Şimdi Sercan Hamzoğlu'na zıplayalım. Yaz Bey'den. Canım ne demek bunlar rahat konuşma. Ya duyum. Başkan Ali Koç Arda Güler ve ailesiyle bu hafta özel bir toplantı gerçekleştirecek. Toplantıda oyuncunun geleceğiyle ilgili fikir alışverişi yapılacak demiş. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Artaküler bizim evladımız, bizim çocuğumuz, bizim canımız, ciğerimiz. Bizim gibi Fenerbahçeli, bizim gibi Fenerbahçe açığı bir çocuk. Şimdi kariyer planlamasındaki süreçleri yönetmesi için Barcelona'da De Jong, Chelsea'de Zakaria, Manchester United'da Van de Beek gibi isimlerin menajerliğini yapan HCM Sports Management. HCM Hasan Çetinkaya menajerlik. Evet yanlış duymadınız Hasan Çetinkaya. Bizim menajerimizdi. Hasan Çetin ile anlaşmış Fenerbahçe. Yani Arda Güler'in menajerliği için. Çok da güzel bir anlaşma. Bu açıdan sevindirici bir gelişme. Şimdi Fenerbahçe Sivas maçında stadyumda çoğunluk bir kısım yani çoğunluğu Arda Güler için bir kısım da Ferdi Kadıoğlu için yaklaşık 6-7 kulüpten e, duyum şeylerin scout ekibinin geldiğini söyleyen duyumcu kardeşlerim var. Onlar kendilerini biliyorlar. Şimdi toplam 25 scout'un olduğunu söylüyorlar. Benim duyumlarıma göre bu kadar çok değil. O yüzden isim vermeyeceğim. <laughs> hani benim duyumlarıma göre 3 kulüp. Ajax'ın 1, Borussia Dortmund'un 2. Bir kulüpte sürpriz olsun. Hani 25 scout diyor. Benim duyduğuma göre 3 scout. Isınma hareketlerinde maç sonuna kadar notlar almışlar. Bazıları özel kameralarla çekim yapmışlar. Arda için 3 ciddi teklifin yanı sıra 4 kulüpte ciddi şekilde ilgileniyor demiş. Bu sürpriz değil. Hani bu Ahmet'in de Mehmet'in de duyumu olsa sürpriz değil. Herkes buna ee, bildiğimiz bir şey diyecek. Arda Güler en fazla iki en az bir sene daha kalıp Fenerbahçe ile kupalar kazanıp vefa borcunu ödemek istiyor. Çok karakterli çocuk demiş. Karakterli çocuk Fenerbahçe'de şampiyon olmak istiyor ama şu düzen bizi nereye götürüyor? Onu da size bırakıyorum. Arda'ya olan olağanüstü ilgiye karşını Jesus gittiği takdirde bir sene daha kalma ihtimali %75'in üstünde diyor. Yani Jesus giderse %75'in üstünde kalma. Ama hatırlayın bakalım İsmail Kartal bu kadar oynattı mı? Ya da başka bir teknik direktör gelse bu kadar oynatır mı? Jesus kaldığı takdirde üzülerek söylüyorum ki Arda'nın kalma ihtimali %50'lerin altına düşer demiş. Arda konusu böyle demiş bir kardeşim. Ben kesin konuşmayalım diyorum. Benim bilgilerime göre kalacak çünkü. Scout konusu hem Ferdi hem Arda için diyor. Hani pür dikkat izlediler, notlar aldılar. Ee, küçük kameralarla kayıtlar aldılar. İlgilenenler arasında demiş. Dortmund, Napoli, Milan, Barcelona gibi üst segment kulüplerde var. En ciddi taliplerinden biri Ajax demiş. Yani Ajax ve Dortmund konusunda hem fikir olduğumuz için seviniyorum. Hani futbolcu fabrikası olan Ajax Arda'yı en iyi şekilde parlatıp dünya futboluna yollama planı içerisinde diyor. Şimdi yanlışım yoksa Ajax Trabzonspor'dan bir futbolcu aldıydı. O ne oldu? Yüksek bir bedelle almıştı. Hani Ahmet Ahmet Can mıydı? Ahmet Han mıydı? Bunu hani laf sokmak için söylemiyorum. Hülle yaptılar şu bu falan filan manasında söylemiyorum. Ahmet Can Kaplan'a 9,5 milyon euro. 9,5 milyon euro verip 18-19 yaşında bir futbolcuyu aldılar. Tabi Trabzon'da bir e, şey fabrikası. Hamzi fabrikası. Yok Hamzi falan değil. Futbolcu fabrikası. Trabzonspor'un altyapısını öyle basit almayın. Gerçekten iyi futbolcular var. 5 milyon euroya kadar düşmüş piyasa değeri. Hani yaşı 20'ye gelmiş. 19 yaşında almışlar. Yaşı 20'ye gelmiş. Bakıyorsun diz dış bağlarında yırtık. Ki bir futbolcunun yaşayabileceği en iğrenç sakatlıklardan birisidir. Sıfır dakika oynamış. Sıfır maç yazıyor. Sıfır şey diyor. Hani bu Ajax Ahmet Can'a 9.5 verdiyse herhalde Arda Güler'e bir 65-70 verir diye düşünüyorum. Hayırlısı olsun. Şimdi bakın gerçekten ve gerçekten hem Arda Güler hem Perdikadolu için Ajax Dortmund ve Barcelona'dan resmi teklif var demişler. Bir şey diyemem. Arda seneye oynamak istiyor, oynamak istiyor, oynamak istiyor. Tekliflerde tabii ki de Barcelona'ya gideceğini düşünmüyor demiş. Hani Hollanda Ligi daha mantıklı. Ajax daha mantıklı değil mi? Arda Güler gibi futbol tekniği yüksek bir futbolcu için. Hani Jesus kaldığı taktıda gidecek diyorlar. Ben aksini düşünüyorum. Jesus kalırsa kalır Arda. Hadi size de hodri meydan. Yani size de enteresan bir duyumla hodri meydan çekiyorum. Jesus kalırsa Arda asıl o zaman kalır. Çünkü Jesus'un kendine verdiği rol eklemesi, çıkarması. Hani şu zamanda ben oynatmayacağım. Şu zamanda sonradan girecek. Şu zamanda ilk 11 oynayacak. Dikkatlice bakın arkadaşlar. Jesus'la Arda'nın atladığı seviyeye bakın. Bak Jesus'la atladığı seviyeye bakın. Bu dediğim kulağınıza küp olsun. Uzun lafın kısası Jesus'un geleceği de son 3 maça bağlı. Arda Güler'in geleceği de son 3 maça bağlı ama Arda Güler için e, sözleşmesi uzatılacak. Merak etmeyin. 60 milyon euronun üstünde bir bedel getiren olursa masaya oturulur. 10 milyon, 15 milyon eurolar geçiniz bunları. Sonraki satıştan pay, Ne malum orada oynatacakları, ne malum orada coşturacakları. Bakın 60 milyon euroya sat, sonraki satıştan %10 pay ver. Daha mı karlı? 10 milyon euroya sat sonraki satıştan %50 sizin. %50 Fenerbahçe'nin daha mı karlı? 60 daha karlı. Ne söyleyeyim. Livakovic. Arkadaşlar bakın Livakovic konusunda futbolcunun kendisi okey. Menajeri de okey. Tamam. Yani menajeri okey. Kendisi okey. Çok güzel. Ancak futbolcu biraz aceleci davranmak istemiyor. Sözleşmesinin son yılına giriyor. Hani ilgilenen takımlar var. Ee, futbolcular Şampiyonlar Ligi gibi bir yerleri de isterler yani oraya gidebilecek takımlara. Bakın bu da aslında Fenerbahçe'nin yine kalan sonuç maçına bağlı. Şampiyon oldun, elemeye, Şampiyonlar Ligi elemesine gidecek bile olsan adın o kulvarda yarışacak olarak geçecek. O yüzden futbolculara bu ikna etmek kolay olabilir. Ama şu şartlarda hani Livakovic biraz bekletecek gibi bizi. Ben Livakovic konusunda futbolcu okey, menajer okey ama bir şey çıkıp iptal olacağı görüşündeyim. Bu dediğimi de unutmayın arkadaşlar. Ben Livakovic'in geleceğini zannetmiyorum. İnşallah yanılırım. Ben yani inşallah yanılırım. İyi bir kaleci. Biz de tutar mı? Gördüğümüz kadarıyla, izlediğimiz kadarıyla. Bak içini bilemem ben. izlediğimiz kadarıyla gayet iyi. Gelelim Bekao'ya. Hani Livakovic olayı böyle. Bekao, Yudinesi ile sözleşmesi 2024'te bitecek. Yani bir yılı kaldı. 19 Ocak doğumlu olduğu için yaşı 27. Bence tam kariyerinin zirve yaşı 27'dir. Benim için kariyerin zirve yaşı 27'dir. 27'den sonra futbolcu düşüşe geçer. Benim mantığıma göre. Herkesinkine saygı duyuyorum. 27. 27-28 yaş aralığı en ideal futbolcu oynatma yaşıdır. 29 oldu muydu başlar düşüşe. Benim gözümde. oynatacak hocalar da var da. Henüz Türkiye Ligi'nde öyle hocalar yok. Şimdi Fenerbahçe Yudinesse'ye bakın arkadaşlar Yudinesse'nin Nevsin haberi. Şimdi size ne kadar tanıdık gelecek. Fenerbahçe Udinesi ile sözleşmesi 2024'te bitecek olan stoper Bekao için 5 milyon euro önerdi ancak İtalyan kulübü teklifi düşük buldu. Bakın 5 milyon euro aklımıza bir yerden geliyor değil mi? Hocam sen 5 milyon euroya biz alırız demiştin. Arkadaşlar 5 milyon euroya alma niyetimiz var. 5'in altına alma niyetimiz var. Kimse bana yok olmaz şu bu demesin imkanı var. Bakın 1.91 boyunda hızlı sert seri bir stoper. 10 milyon euro piyasa değeri var. 5'i e alma niyetimiz var ama 1 sene sözleşmesi kaldığı için alma ihtimalimiz var var var. Bunu da belirteyim. Bu sene bir sakatlık yaşadı. Brezilya Ligi'nde oynamışlığı var. Rusya Ligi'nde oynamışlığı var. Hani Bahia'da e, sezonlar geçirmiş. SK Moskova'da kiralık oynadığı bir dönem var. Yudinez'de 7 milyon euro piyasa değeri varken 2019'da 1.6 milyon euroya transfer etti. Bu sezon 28 maç. 2 gol 1 asist. 2487 dakika. Ancak fakat lakin ama oyuncunun e, sene başında bir sakatlığı vardı. E, bizim ilgilendiğimizin de en net göstergesiydi. Ben MK o konusunda sıcak bakıyorum. En son toparlarken söyleyeyim zaten son bir haberim kaldı. Fenerbahçe Doni Van Beek için harekete geçti. Ah ha, Doni'ni alacağız artık. 26 yaşında Hollandalı bir oyuncu. Genelde Hollandalılar bizde tutmuyor. Hocam nasıl tutmuyor? Fanoydon tuttu, kayıt tuttu tutuyormuş demek ki. İşin şakası bir tarafı orta saha oyuncusu. Yani biraz kırılgan oluyor genelde ama e, hani iş oraya kalsın. Tek iş oraya kalsın. Niye biliyor musunuz? Ya Van Dijk e, 17 milyon euro piyasa değeri var. 2025'te sözleşmesi bitecek. Manchester United futbol 184 boyunda 26 yaşında bir futbolcu. Buraya kadar her şey süper. Hollanda milli takımına 19 kez oynamış, 3 golü var. Hocam Beşiktaş'ta mı? 19'a 3 diye. Bu sezon 17 maça şey pardon, 10 maça çıkmış, 294 dakika. Süre çok kötü. 2020 yılında Ayaksan 39 milyon euro'ya almış. Everton'a bir dönem alamış. Bu sezonda bir sakatlığı var ve 30 Haziran'a kadar bu sakatlığın geçeceğini düşünmüyorlar. Şimdi 2025'e kadar sözleşmesi var. Bir yılda opsiyonu var. Arkadaşlar bunun adına Türkçe'de fırsat transferi denilir. Fırsat transferi böyle yapılır. Kendini kanıtlamış iyi bir bedelle transfer olmuş futbolcuya teklifte bulunursun. Alırsın eğer kendini kanıtlarsa mesela Max Mayer bizde kanıtladı mı kendini? Kanıtlamadı. Gittiği yerde ne yaptı biliyor musunuz? gittiği yerde şu an transfer olduğu yerde ne yaptı biliyor musunuz arkadaşlar? Luzern'de yani İsviçre Ligi'nde çıkmış olduğu toplam 29 maçta 2389 dakika 12 gol 5 asist. Hocam bizde niye böyle yapmadı? Yani İsviçre Ligi bize nazaran kolay bir lig. Şimdi doğruya doğru. Biz aslında bir kumar olarak aldık. Zamanında 18 milyon euroları görmüş. İngiltere görmüş. Şalke'de uzun zaman oynamış. Futbolcuyu aldık. Danimarka'da Micilanta kiraladık. Olmadı. Sözleşmesini feshettik. E, Luzer'ine gitti. Şimdi iyi futbolcu ama bu bir şeydir. Hani Selahattin Maki'nin tabirine atılmış bir zardır. Tutabilirdi. Tutmadı. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Jesus, Ivakoviç, Arda Güler, Ekao, Monteya duyumlarını gördünüz. Bu arada ben Monteya'nın hala ve hala Fenerbahçe için e, ilk seçenek olmadığı görüşündeyim. Çünkü eğer Cesus giderse bence yabancı teknik direktörle devam edilmez. Ha İsmail Kartal. İsmail Kartal'la da ilgili bir size anekdot vereyim. İsmail Kartal Ali Koç olduğu müddetçe pek çalışma niyetinde değil. Yani bu anekdot da aklınızda kalsın ama söz konusu Fenerbahçe olunca gerisi teferruat olabiliyor. Arda Güler devam eder Fenerbahçe'de. Bekavadı için ben umutluyum. Çok da umutluyum. Düşünsene bak savunma hattına. Şimdi Osterwolde'yi biz bence hiç izlemedik. Osterwolde'yi bence önümüzdeki sene izleyeceğiz. Keşke ee, yani keşke neyse keşke demeyim. Şimdi Jesus'un dediğim gibi sonuç durum bu. Ben Nivakovic'in iptal olacağı görüşündeyim. Ama futbolcu bizim şartlarımız okey dedi. Menajeri okey dedi ama 4 milyon euro ya da kulübünü anlaşırsak 4 milyon euroya Livakovic. BKO'ya 5 milyon euroya okey derlerse BKO'ya da 5'e alınır. Sana 9 milyon euro. Diğer videoda da söyledik. Ryan Kent falan konuştuk. Van de Beek bana gelen bir duyum yok arkadaşlar. Açık ve net söyleyeyim. Ve ben bunun biraz hani üretme haber olduğu görüşündeyim. Onu da söyleyeyim. Altay Bayındır. Altay Bayındır için 8 milyon euro civarında bir bonservis beklentimiz var. Bakın tırnak içinde söylüyorum. Ne olur dikkatli dinleyin beni. Belki de böyle bir teklif vardır. Ben açıklayamıyorumdur. Söyleyeyim. Mert Hakan Yandaş. Aklınıza Rusya gelsin. Zayt uzatma görüşmeleri 11'inden sonra olacak ama yüzde şu an uzatacak gibi. Yani şu an yüzde %60 uzatır derim. Serdar Aziz için Samsun'a gidiyor. Oraya gidiyor. Buraya gidiyor deniliyor da hani BKO transfer olursa ya Serdar Aziz ya Samet'ten çıkılması lazım. Samet'e bu kadar bonseri söylemişken kimse vermez. Serdar Aziz'den çıkılması da mantıken doğru. Emre Mur için 8 milyon euroluk bir teklif vardı. Belki de görüşme halindedir. Belki de son maçta o yüzden yoktur. Bilemem. Crespo'nun menajerine görüşür değil. anlaşılamadı ama bir daha görüşülecek uzatma konusunda. Ferdi Kadıoğlu muhtemelen önümüzdeki sene devam edecek. Ben Arda'nın ve Ferdi'nin devam edecek görüşüneyim önümüzdeki sene. Aktaracaklarım bu kadar. İnşallah videomuzu beğendiniz. İnşallah kanalımızı beğendiniz. Bak çok güzel kırmızı alı falan seriyoruz. Sizlerin desteğiyle 30 bin olduk arkadaşlar. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Nice 30 binlere ulaşmamız için de lütfen eşinizi, dostunuzu, akrabalarınızı bütün sevdiklerinizi, bütün sevdiğiniz Fenerbahçelileri ya da diğer takım taraftarlarını kanalımıza davet edin. Görüşmek üzere.